Bu okuyacağımız bab da ölü bir hayvanın derisi deba edilmekle temiz olur mu olmaz mı? Bu da ihtilaflı. Onun için her iki tarafın delillerini burada zikredecek. Babu dibağil meyteti. Ölü hayvanın dibağı, yani derisinin dibağı, etinin değil. Evet. Hel yutahhiruha, o dibağ, o deriyi temiz eder mi, emla etmez mi? Haddesena Ebu Bekrete, kâle haddesena Ebu Amir ve Vehb ibn Cerir, kâle haddesena Şu'betu anil hakem, an ibn Ebi Leyla, an Abdillah ibn Hakim, kâle kuriye aleyna kitab-ı Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Hakim bu bazı rivayetlerde hayla gelmiş, bazı rivayetlerde aynla gelmiş. Herhalde aynından daha doğru. Ükeym. Burada hakim ama aşağıda geliyor. Ükeym. Ve nahnu bi'ardi Cüheyne. Diyor ki biz Cüheyne kabilesi var. Araplardan büyük bir kabile ki Medine'nin şimal taraflarında olur bu kabile. Biz Cüheyne kabilesindeydik. O topraktaydık. Resulullah Efendimiz'in bir mektubu geldi okundu. Ve ene gulamun şabbun. Ben de genç bir çocuktum diyor. En la tentefi'u. Mektup geldi okundu ki Resulullah Efendimiz buyuruyor. En la tentefi'u. Siz intifa etmeyiniz. Minel meyteti ölüden. Bi ehabin. Onun derisinden. Ve la asabin. Asabından. Damarlarından. Yani bir hayvan öldü mi onun derisi de murdar oldu. Damarları da murdar oldu. Hiçbirisinden intifa etmeyin, onu kullanmayın. Böyle bir mektup geldi okundu. İşte İmam-ı Şafii radıyallahu anh bu hadisle alıyor. Ölü bir hayvanın derisi debağ edilse de temiz olmaz diyor. İlla ki zebh-i şer'i ile zebh edilmiş olan. İşte bu hadis-i şeriften alıyorlar. Haddesena Ebu Bisir Rabbiyyi kâle haddesena Şüca'an en Abdülmelik ibn Ebi Utbe en İlhakem fezekere bi isnâdî mislehu. Bu hadisi şerifi yine hakemden rivayet ediyor. Gayr ennehu kâl. Şu kadar ki bu ikinci senette diyor ki Câ'enâ kitâb-ı Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Yukarıki hadiste Kûriye aleyna kitâb-ı Resûlillâh. Resûlullah'ın kitabı okundu. Bunda diyor ki Câ'enâ kitâb-ı Resûlillâh. Peygamber Efendimiz'in kitabı geldi. Lefiz başka, mana bir. Haddesena Muhammed ibn Amr ibn Yunus. Kâle haddeseni Esbâd ibn Muhammed. Anişşeybaniye anilhakem. Fezekere bi isnâdihi mislehu. غير انه قال كتب الينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Bu üçüncü rivayette de ibare Resulullah Efendimiz bize yaz ediyor. Ne yazmış? Ölünün derisinden ve damarlarından intifa etmeyiniz, menfaatlenmeyiniz. Haddesena Abdurrahman ibn Amr el-Dimişki قال حدثنا ابو زرع قال حدثنا محمد بن المبارك قال حدثنا صدقة بن خالد عن يزيد بن ابي مريم عن القاسم بن مخيمرة عن عبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم çıkardı. Yukarıda hakem hakem geldi. Üç senette de, üçünde de evet. Burada Ukeym geldi. قال حدثني الشياخ جهينة. Cüheyne'nin ihtiyar adamları bana rivayet eylediler. قالوا dediler ki أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimizin kitabı bize geldi. Ev kureye ileyna kitabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yahut da Peygamber Efendimizin kitabı bize okundu ki en la tentefi'u minel meyteti bi şeyin. Siz ölünün hiçbir şeyiyle menfaatlenmeyiniz. Şimdi burada diyor ki Cüheyne kabilesinin ihtiyarları haber verdi. O vakitte Abdullah ibn Hakim başka, Abdullah ibn Ükeym başka olması lazım. Çünkü yukarıdaki Abdullah ibn Hakem dedi ki mektup geldi. Ben de genç bir çocuktum. Mektubu okudular. Ben işittim. Burada diyor ki hayır, Cüheyne'nin ihtiyarları bize haber verdi. Caiz ki bunlar iki ayrı ayrı şahıs olmuş olalar. Yahut da şeyde kitapta ha ayn karışmış birbirine. Aynla olacakken hayla yazılmış. Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ. Ulemadan bir kısmı sahip oldular ki اِلَا اَنَّ جُلُودَ الْمَيْتَةِ. Ölünün derileri la tathuru, temiz olmaz. وَاِنْ دُبِغَتْ. Da bağlansa bile temiz olmaz.
وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاتُ عَلَيْهَا Onun üzerine namaz da caiz olmaz. Böyle bir hayvanın derisini alsalar, dabağlasalar, seccade yapsalar, onun üzerinde namaz da caiz olmaz. Mes yapsalar giyilmez. Temiz olmaz ki. وَاَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ Bunda ihticac ettiler, delil getirdiler. بِهَذَا الْحَد۪يسِ Abdullah ibn-i Ökeym'in rivayeti olan hadisiyle delil getirdiler. Aşağıda Abdullah ibn Ukeym iki rekeminde yazıyor. Bir tasgiri tabi'in. Ukeym tasgir olarak tabi'idir diyor. Kale sahibül müşkâh tabi'in edreke zemenin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in zamanına idrak etmiş bir tabi'idir. Yani Resulullah Efendimiz'in hali hayatında bu vardı ama göremedi Resulullah Efendimiz'i. Ve la yu'arefu lehu rivayetun illa rivayetuhu. Resulullah Efendimiz'den de bu rivayetten başka bir rivayeti elimize geçmedi. Var mı yok mu? Yalnız bu rivayet mühaddislerin elinde var. وَقَدْ خَرَّجَ غَيْرُ وَاحِدٍ فِي عَدَدِ السَّحَابَةِ Birçokları da bunu sahabeden saydılar. Sahabeleri sayarken Abdullah ibn-i Ükeym'i de sahabeden saydılar. Şimdi bu adam sahabeden mi, tabiinden mi ihtilaf oldu. وَالصَّحِيحِ Fakat sahih olan اَنَّهُ تَابِعِيُّ Tabi'idir. سَمِعَ عَمْرَ بْنِ مَسْعُودِ وَحُزَيْفَ Abdullah bin Mesud'un oğlu Amr'i. Amr bin Mesud'i. Amr bin Mesud'dan rivayet eyledi. Bir de Hazreti Hüzeyfe'den. وَرَوَ عَنُوا جَمَاتٌ Bir takım cemaat de ondan rivayet eylediler. وَحَدِيسُوا فِي الْكُوْفِيِّينَ Bunun hadisi de Kufelilerle beraber zikredilir. Çünkü hadisi tertip ederken Basralıların hadislerini başka bir toplamışlar, Kufelilerin hadisini başka, Şamlıların hadislerini başka. Bunun hadisi hangi şehrin mühaddisleriyle beraber zikredilmiş? Kufelilerle beraber. قَالَهُ اِقْرَارُ الْمُحَدِّسِينَ İkrarul mühaddisin isminde bizzat böyle demiş. Demek sahabe olduğum söyleyen varsa da sahih olan tabiinde. Evet. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Bu meselede bu birinci mezhebe sahip olanlara muhalefet etti. Kim? Ahirun başka alimler. Fekalu dediler ki اِذَا دُبِّغَ جِلْدُ الْمَيْتَةِ Ölünün derisi de bağlanırsa اَوْ عَصَبُهَا yahut da onun asabi de bağlanırsa fakat tahura temiz olur. وَلَا بَاسَ بِبَيْعِهِ Onun satmada beis yoktur. وَالْاِنْتِفَاعِ بِهِ Onunla intifa etmekte de beis yoktur. وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا O da bağlanmış derinin üzerinde namaz kılmada da beis yoktur. Tamam şimdi birbirine zıt oldu. Yukarıki birinci mezhebe sahip olanların elinde Abdullah ibn-i Ukeym'in hadisi var. Bunların elinde ne var? Bunların da tabi delillerini getirecek şimdi. وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ لَهُمْ Bu ikinci cemaatin lehine olan hüccettendir. عَلَى اَهْلِ النَّقَالَةِ الْعُولَى Birinci mekale sahiplerinin aleyhine. فِيمَ اَحْتَجُّوا بِهِ عَلَيْهِمْ Nerede? فِيمَا Bir yerde ki اَحْتَجُّوا ihticac ettiler bihi o hadisle aleyhim o birinci mekale sahiplerinin aleyhine. مِنْ حَدِيسِ بْنِ اَبِي لَيْلَى Ebi Leyla'nın hadisinden. اَلَّذ۪ي تَكَرْنَا Biz yukarıda zikrettik ya. Ebi Leyla kimden rivayeti eğiliyordu? Abdullah ibn-i Ökeym'den evet. أن قول النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'in kavli لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب Siz yukarıki birinci hadisten istinbat ettiniz ki Peygamber Efendimiz buyurmuş ki siz ölünün derileriyle intifa etmeyiniz. Evet. Damarlarıyla onun intifa etmeyiniz. Asab ile, sinirleriyle. Fakat yecuzu caiz olur ki en yekûne erâde bizalik Resulullah Efendimiz bununla murad etmiş ola مَا دَامَ مَيْتَةً غَيْرَ مَدْبُوغٍ O ölü davalanmamış olduğu halde. Yani ölmüş fakat onun derisi yahut sinirleri davalanmamış ondan istifade etmeyiniz. Caiz ki Resulullah Efendimiz bunu kastetti. فَاِنَّهُ قَدْ كَانَ يُسْأَلْ Bazen Peygamber Efendimiz sual olunurdu. اَنِ الْاِنْتِفَاعِ بِشَحْمِ bişehmil meyteti, ölünün iç yağlarından intifadan
sual edilirdi ki bir hayvan ölürse, onun da iç yağı olursa bundan intifa edelim mi diye sual olunurdu. Fe'ecabe, cevap verdi. Ellezî şöyle bir şahsa ki se'alehu, bu yağlardan istifade edilir mi diyen zata cevap verdi. Bimislihâda, işte sizin rivayet ettiğiniz bu hadiste ki intifa etmeyiniz. Ama deri meselesi buna girmez. Eğer de bağlanmamışsa deri, sizin dediğiniz doğrudur, intifa edilmez. Ama da bağlanmışsa onun hakkında rivayetler var, intifa edilir. Onları zikredecek. Haddesena Yunus'u kâle haddesena bin Vehbin kâle haddeseni Zema'atü bin Salih an Ebi Zübeyr an Cabir ibn Abdillah kâle beyne ana inde Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Cabir ibn Abdullah buyuruyor ki bir aralık ben Resulullah Efendimizin yanında idim. İz câehu nâsün, ona bir cemaat geldiler. Fekâlû, dediler ki ya Resulullah inne sefîneten lena, inne sefîneten bir gemi, öyle gemi ki lena, bizim o için olan bir gemi, in keseret, kırıldı. Ve inna vecedna, biz bulduk. Ne bulduk? Ha. Ne yazılı orada? Naka. Faka neymiş? Nakaten. Bak yanlış kitap, ne kadar yanlış yazmış. Nakaten, bir naka bulduk. Deve bulduk. Semineten, yağlı. Meyiteten, ölmüş. Bizim gemi kırıldı. Bir de baktık orada da yağlı bir deve ölmüş. Fe'eredine, biz murad ettik. Ennethene biha, biz onun iş yağlarını alalım. Onunla yağlayalım sefinetena, gemimizi. Ve innemâ hiye, o sefine udun, bir ağaçtır. Ve hiye, o ağaç da alel mâi, su üzerinedir. Yani zararı yok. Bir ağaca süreceğiz onu. Ağaç da su üzerinde. Bunu sordular diyor Cabir bin Abdullah radıyallahu anh. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz de buyurdu ki la tentefi'u bi şeyin minel meyteti, ölünün hiçbir şeysinden intifa etmeyin. Şimdi la tentefi'u bi şeyin minel meyteti, bu Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifi ne hakkında olmuş oldu? Devenin iş yağları. Devenin ürkücüğünde bilhassa yağ çok olur. Onu alacaklar, ağaca sürecekler. Üzerinde namaz kılacak değiller ki. Ağaca sürecekler. Ağaç da suyun içinde kalacak. Öyle olduğu halde Resulullah Efendimiz buyurdu ki hayır, bundan istifade etmeyin. Çünkü necistir. Evet. Haddesena, yani bunun için zikreyledi. Dedi ki Resulullah Ekrem Efendimiz'in, siz ölünün hiçbir şeysinden istifade etmeyiniz. Caiz ki bu iş yağlarından sual ediliyordu. Bu cevabı bunun için verdi. Fakat deri için olamaz bu. Niçin? Deri için ayrıca intifa ediniz diye hadisi şerifler var. Haddesena İbrahim ibn Muhammed ibn Yunus kâle haddesena Ebu Asim kâle haddesena Zema'atu fezekere bi isnadihi mitlehu. فأخبر جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله خبر verdi بالسؤال الذي شول bir sual ile ki كان قول النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimizin kavli şerif oldu لا تنتفع بالميتة, bu kavli şerif oldu, cevaben lehu, o suala cevap oldu. Bir suali zikretti Cabir bin Abdullah, o sualin cevabı da işte bu oldu, لا تنتفع بالميتة oldu. Ve enne zalik, bu alen nehyi, nehy üzerinedir. Anil intifai bi şuhumiha, ölünün iç yağlarından istifadenin nehy üzerinedir. Yani iç yağlarından istifade etmeyin. Nehy bunadır. Deri meselesine değildir. Fe emma ma kâne, emma ul bi şey ki yudbeğu, debağ edilir. Minha, ölüden. Hatta yakruce min halil meytete, hatta ölü halinden çıkar. Ve yaudu ila gayri ma'na, evet. Fe emma ma emma ul bil şeyki kâne yudbeğu, debağ edilir. Minha, ölüden. Hatta yakrucu, hatta çıkar. Min halil meyteti, ölülük halinden. Ve yaudu, evdet eder. İla gayri ma'nel ühüb, derilerin manasının gayrisine. Ühüb ihabın cemi. فَاِنَّهُ يَظْهُرُ بِزَالِيكِ, onlar temiz olur.
Evet. Yani hadiste bir şey nekre getirdi üstad. Hangisini? La temkâhu bir şey minerdi. Evet. Sadece şey anlaşılır mı onda? Sualın cevabına göre. Sual sordular ki devenin ölmüş deve var. Biz onu alıp yağını süreceğiz. Zaten tek o bir şeyin. Hiçbir şeyle intifa etmeyiniz. O nekre olunca deride girmiş olur. Olabilir. Fakat sual verinesiyle anlaşılıyor ki bu yağa tahsis ediliyor. Sualın sual verinesi var. Fakat öteki taraf onunla da istidlal edebilir. Bir şeyin dediği gibi umumdur. Nekredir. Nekre umum ifade eder. Fakat burada bunu diyor ki فَأَمَّا مَا كَانَ يُدْبَغُ مِنْهَا ölüden devam edilen bir şey. Hatta يَخْرُجُ مِنْ حَالِ الْمَيْتَةِ ölülük halinden çıkar ve يَعُودُ اِلَى غَيْرِ مَعْنَ الْاُهُبْ İhab manasının gayrisine raci olur. Dabağlanmış deriye ihab derler. Dabağ görmemiş. Ve kullu ihabin قَدُّبِرَ فَقَدْ تَوْرَ Yani ölüden bir ihab dabağlanmamış bir deriyi alır da onu dabağlarsansa bu vakitte cilt olur. Ona ihab demezler. İhab manalığından çıkmış ve ölülük halinden çıkmış, temiz olmuş. Böyle olursa فَاِنَّهُ يَطُرُوا بِسَلِكُ O dabağ ile bu temiz olur. İhablıktan çıkmış, cilt olmuş. وَقَدْ جَاتًا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَثَارٌ مُتَوَاتِرَةٌ صَحِيحَةُ الْمَتِي Peygamber Efendimiz'den bu hususta bir rivayetler var. Rivayetlerde senetleri, meci, yani gelmesi sahih. Hem de mütevatir öyle bir iki hadis değil. Öyleyse bir şeyin nekre olursa her bir nekre tahsis edilir. لَا يُوْجَدُ عَامٌ اِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضِ Hiçbir an bulunmaz illa ondan bazı tahsis edilmiş. لَا تَنْتَفِعُ بِشَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ Bu andır. Ölünün hiçbir şeyinden intifa etmeyiniz. Bu bir an tahsis edilir mi edilmez mi? Edilir. O da nedir? Ondan alırsan derisini de bağ edersen ise onun da intifa olunur. مَا مِنْ عَمِّنْ اِلَّا وَقَدْ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضِ Evet. Peki o da tahsis de neyle oluyor? Bu hadis değil mi? Bu an hadis. Tahsis eden de hadis. Hadis hadisi tahsis etmiş oluyor. Böyle mütevatir olan hadisler ki صَحِيهَةُ الْمَجِي Gelmesi sahih. مُفَسَّرَةُ الْمَعْنَى Manası tefsir edilmiş. تُخْبِرُ Haber veriyor. اَنْ تَهَارَةِ ذَٰلِكَ الدِّبَاءِ O dabağlanmanın temizlik yapmasından haber veriyor. فَمِمَّا رُوْيَ فِي ذَٰلِكَ İşte dabağ etmenin temiz etmesi rivayetlerindendir. مَا حَدَّسَنَا اَبُوْ بَكْرَةَ قَالَ حَدَّسَنَا اِبْرَاهِيمُ اِبْنِ بَشَّارِ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّسَنَا عَمْرٌ An ata an ibn Abbas radıyallahu anhu. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet olundu ki kâle marren nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz mürur etti bişâtin meyketin. Öyle bir koyuna geçerken baktı ki bir koyun ölmüş. Öyle koyun ki kimin li meymûnete radıyallahu anhu Hazreti Meymûne'nin Hazreti Meymune, Ezvaç-ı Mutahharat'tan Hazreti Meymune'nin bir koyunu varmış, ölmüş. Resulullah Efendimiz onu görmüş. Fekale buyurdu ki, لَوْ اَخَذُوا اِهَابَهَا Bunun derisini alsalardı da, فَدَبَغُوهُ Dabağlasalardı, فَانْتَفَعُوا بِهِ Bununla intifa etselerdi, daha iyi olurdu. Bunun derisini alsalar da, dabağlasalardı, intifa etseler iyi olurdu dedi. Yani demek dabağ yapmak deriyi temiz ediyor. Onun için Peygamber Efendimiz böyle buyurmuş. Bu bir. İkinci hadisi şerif. Haddesena Yunus'u. Kale akbarana ibn-i Vehbi. Kale akbarana Usamet'u an Ata ibn-i Ebi Rabah. An ibn-i Abbas'ın radıyallahu anhüme anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kale buyurdu le ehli şatin matet. Bir koyunun ehli için ki koyun öldü. Ela neza'tum cildaha. Keşke bunun derisini çıkarsaydınız da fedebe'tumuhu da bağlasaydınız. Festemte'tum bihi onunla siz istimta edeydiniz. Yani madem bu ölmüş, eti yenilmiyor, açılmazsa derisini alın da bağlayın da ondan istifade edin. Bu ikinci rivayet. Üçüncü rivayet. Haddesena Ebu Beşir Rıkkı'yı. Kale haddesena
Haccacü ibn-i Muhammedin Ali ibn-i Cüreyc'in kâle akbereni Amr ibn-i Dinar kâle akbereni Ata'un ben Ata bana haber verdi diyor Amr ibn-i Dinar münzihinin min birçok zamandan beri bana haber verdi. Yani taze de değil. Rivayet eski. Ali ibn-i Abbas radıyallahu anhü Hazreti Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet eylemiş Hazreti Ata. Kâle akberetni meymûnetü. Ümmül müminin Hazreti Meymune bana haber verdi diyor Abdullah ibn Abbas ki onun halasıydı. Enşâtim mâtet. Bir koyundan ki koyun öldü. Fekâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu ki hellâ debâ'tum ihâbehâ. Keşke bunun derisini de bağlasaydınız. Festemte'atum bihi. Onunla menfaatlenseydiniz. حدثنا ربيع المازني قال حدثنا شعيب بن الليث واسد بن موسى قال حدثنا الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح أنه قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عبد الله بن عباس eşittim يقول buyurur di ماتت شاتن bir koyun öldü فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdu لأهلها o koyunun ehline ki ألا نزعتم جلدها onun derisini çıkarsaydınız, فَدَبَعْتُمُهُ اُنْدَوَالَسَيْدِنِزْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ anında da faydelenseydiniz. حَدَّسَنَا بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ حَدَّسَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَ قَالَ حَدَّسَنَا شُعْبَةُ اَنْ يَقُوبَ بْنِ عَتَى عَنْ اَبِيهِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ yani Abdullah ibn Abbas'tan rivayet olunuyor ki مَا تَتْشَاتٌ لِمَيْمُونَتَ Hazreti Meymune'nin bir koyunu öldü. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki hellen tefa'tun biha biha keşke bunun derisiyle intifa etmiş olsaydınız. Kalu innaha meytetun. Ya Resulallah bu ölüdür. Ölmüş. Fekale buyurdu ki inne dibâgal edîm bir derinin debâgı tahûruhu onun tahûrudur. İhab da bağlanmamış deri. Deri o şey oldu mu? Dabağlandım ona ne derler? Edim. İnne dibâgal edîm. Dabağlanmış bir derinin o dabağı tehûru onun temizleyicisidir. Haddesena Yunus kâle haddesena Süfyanu an Zeyd ibn Eslem an Abdurrahman ibn Ve'ale an ibn Abbasin radıyallahu anhuma kâle kâle nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah ibn Abbas buyuruyorlar ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular. Eyyuma ihabin dubiga fakat tahura. Eyyuma ihabin herhangi bir deri ki dubiga da bağlandı fakat tahura muhakkak o temiz oldu. Yukarıda birinci bahsin başında birinci hadis-i şerifte dedi ki ölünün derisi yağı siniri hiçbir şeyi yaramaz. Bunlardan istifade etmeyin çünkü necistir. Halbuki bu hadis-i şerifte diyor ki deri müstesna. Deri deba edilirse muhakkak temiz olur. Evet. Haddesene ibn-i Merzuk'un kâle haddesene Utman ibn-i Umar kâle akberena Malik an Zeyd ibn-i Eslem an ibn-i Ve'le an ibn-i Abbasin radıyallahu anhuma أن رسول الله صلى الله عليه وسلم yine Abdullah bin Abbas rivayet ediyor ki Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular اِذَا دُبِغَ الْاَد۪يمُ deri debağ edildi mi fakat tahura muhakkak temiz olur. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْزِيْسِيُّ قَالَ حَدَّسَنَا ابْنَ اَبِي مَرْيَمْ قَالَ اَخْبَرَنَا اَبُو غَسَّان قَالَ حَدَّسَنِي زَيْدُ بْنَ أَسْلَمْ اَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَ اَنَّهُ قَالَ قُلْتُ لِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَ Abdullah bin Abbas'a ben dedim ki اِنَّا نَعُزُوا اَرْضَ الْمَعْرِبِ biz Mağrib'de harp ediyoruz. Mısır'dan ötesine Mağrib derdiler. Biz burada gaza ediyoruz. وَاِنَّمَا اَسْقِيَتُنَا bizim su kablarımız جُلُودُ الْمَيْتَةِ öyle hayvanların derileridir. Nedir yani sen fetva verir misin, caiz midir diye soruyor Abdullah bin Abbas'a. Tabi o vakit Müslüman değil, Libya'dan o yani Müslüman değil, harp ediyorlar. Ve oradaki yerli halkının derileri ölü hayvanlarının derilerinden yapılmış. Suları onlarından getiriyorlar, Müslümanlar da onlardan içiyor.
Buna ne cevap verirsin? Fakale ibn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas buyurdular ki: Semi'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'i işittim. Yekulu buyururdu: Eyyüma meskid. Herhangi bir deri ki dübüğe de bağlandı fakat tahura muhakkak temiz oldu. Mesk deri demek. Şimdi Abdullah bin Abbas fetva verdi. Yani onlar madem ki o deriler tabak edilmiştir, su temizdir. Haddesena Rabi'ul Fiziyyü. Kale haddesena İshak ibn Bekir ibn Mudar. Kale haddesena Ebi an Ca'far ibn Rabi'a. Ennehu semi'a bel khayr. Yukhbiru an ibn Va'la. Ennehu sa'ala ibn Abbas radıyallahu anhuma. Yine İbn-i Ve'la Abdullah ibn Abbas'a sual etti ki fekale dedi ki inna nasu hadel ma'rif biz bu garbe harp ediyoruz, gaza ediyoruz. Ve lehum qirabun onların su kapları vardır ki yekûnü fîhel ma o kirbelerde su var. Ve hum ehlü vefen onlar ise putperestirler. Yani bir hayvan-ı şer'i bir surette kesmezler onlar. Ehlü vefen gayri şer'i bir surette öldürürler hayvan etini yerler. Onların derilerinde kirbe yapıyorlar, su koyuyorlar. Fakale ibn Abbas radıyallahu anhuma. Abdullah ibn Abbas ona dedi ki Eddibâ'u tehûrun. Daba onun temizleyicisidir. Daba oldu mu deri temiz oldu. Fakale lehu ibn-i Ve'le. İbn-i Ve'le Abdullah ibn Abbas'a dedi ki an râyike sen kendi râyinden mi söylüyorsun? Yani kendi düşüncen mi bu? Em şeyun semi'tehu an Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yoksa Resulullah Efendimiz'den işittiğin bir şey midir? Bu vermiş olduğu fetva, vermiş olduğun fetva sen kendiliğinden mi veriyorsun? Yoksa Resulullah Efendimiz'den işittin de onun üzerine mi bu fetvayı veriyorsun diye sordu. Kale Abdullah ibn Abbas buyurdu ki ben semi'tehu min Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben Resulullah Efendimiz'den işittim, onun üzerine bu fetvayı veriyorum dedi. Haddesena Rabi'ul Mu'ezzin, kâle haddesena Esed ibn Musa, kâle haddesena Abdet ibn Süleyman, ha ve haddesena İsmail ibn İshak ibn Sehl el-Kufi, kâle haddesena Ubeydullah ibn Musa el-Absiyyü, kâle cemiyan, İsmail ibn İshak, kimden rivayet ediyor? Abdullah ibn Musa'dan. Bunların ikisi de yine kâle cemiyan en İsmail ibn Halid. İsmail ibn Halid'den rivayet ediyorlar. Demek ki İsmail ibn İshak, Ubeydullah ibn Musa'dan o da İsmail ibn Halid'den rivayet ediyor. Ayrıca Ubeydullah ibn Musa o da yine İsmail ibn Halid'den rivayet ediyor. İkisi birleşiyorlar. En Amir'in en Ekrimete en İbn Abbas radıyallahu anhuma An Sevdete radıyallahu anha zevcin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Abdullah ibn Abbas'tan, Abdullah ibn Abbas da Hazreti Sevde'den, Ezvac-ı Mutahharat'tan Hazreti Sevde'den rivayet ediyor. Kâlet Hazreti Sevde radıyallahu anha buyurdular ki Mâ tet lena şâtun. Benim bir koyunum devam ettik. Yani hurmayı koy, suyuyla beraber şire olur, onu içerler. Hatta sâre şennen, hatta o şen oldu, yani eskileşti. Deri yeni yaparlarsa ona gürbe diyorlar. Fakat eskiledi mi şen diyorlar ki suyu daha soğudu. Yani biz bunu gürbe yaptık, onda ne biz kullandık. O kadar da kullandık ki eskileşti de şen oldu. Eski de ağacık oldu yani. Haddesena Muhammed ibn Ali ibn Davud ve Fahdur. قال حدثنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت هزت عائشة رضي الله عنها buyurdular ki قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول أكرم فنز buyurdular دباغ الميتة تهورها ölü bir hayvanın derisinin dabağlanması tahuruha onun temizleyicisidir temizler هذا لفظ محمد Bu ravi Muhammed'in. Çünkü bunun ravisi bir Muhammed ibn Ali bir de Fahd. İkisi rivayet eyledi. Fakat bu lafız hangisinin lafzı? Muhammed ibn Ali ibn Davud'un lafzı. Ve emma Fahd'ün. Fakat
Fehd'in rivayetindeki lafız. Fekale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdular ki dibâul meyteti zekâtuha, böyle bir hayvanın derisinin dibâı zekâtuha, onun zekatıdır. Zekat demek şer'i bir surette hayvanı boğazladın mı onu da bağlamaya lüzum yok. Onun derisi temizdir. Fakat şer'i bir surette boğazlamadınsa onun derisi murdardır. Onun temiz olması için de bağlanması lazımdır. Haddesena Muhammed ibn Ali'in kâle haddesena Hüseyin ibn Muhammed'in el-Mervezi'yi kâle haddesena Şüreyk'ün el-Ameş en Umarete ibn Umeyr en el-Esved en Aişe radıyallahu anha kâlet. Hazreti Aişe buyurdular ki kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem dibâğul meyteti tahûruha, öyle hayvanın derisinin dibâği onun temizleyicisidir. Haddesena Fehdun kâle haddesena Umar ibn Hafs ibn Gıyâs قال حدثنا أبي عن الأعمش قال حدثنا أصحابنا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. Yani Hazreti Aişe'den aynı hadisi şerifi Fahd başka bir senetle rivayet ediyor. حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد عن جرير بن عبد الحميد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود قال سألت عائشة رضي الله عنها Hazreti Aişe'den sordum. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a sordum. En cülûdil meyteti. Böyle hayvanların derilerinden sordum. Yani temiz midir, değil midir? Fekalet buyurdu ki lealle dibâgaha, umulur ki onu da bağlamak yekûnu tahûraha, onun temizleyicisi olur. Yani onlar öyle hayvanın derisi murdardır, necistir. Fakat onu temizledin mi ümit edilir ki o temiz olur. Da bağlamak onu temiz eder. Haddesena Fehdun kâle haddesena Abdullah ibn Salih kâle haddeseni Leysu en Kesir ibn Farkat en Abdullah ibn Malik ibn Hüzafe haddesehu al ümmihil Aliye binti Sübey'i enne Meymunete radıyallahu anha zevcen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. İbn-i Hüzafe diyor ki anası Aliye binti Sübey Hazreti Meymune radıyallahu anhadan rivayet ediyor ki haddesetha, Hazreti Meymune radıyallahu anha Aliye'ye rivayet eylemiş ki ennehu merre ala Resulullah aleyye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ennehu merre ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldiler ricalun min Kureyş, Kureyş'ten bir takım adamlar yecurrûne şâten bir davari sürüyordular. Öyle de var ki lehum, kendileri için bir koyun ölmüş ise onu sürüklüyordular. Mislel himar, himarın ölüsünü sürükler gibi onu da sürüklüp götürüyordular. Fekâle lehumun nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz onlara dedi ki lev ehelsun ihâbehâ, keşke bunun derisini alsanız dedi. Kalu dediler ki innehâ meytetü ya Resulallah, bu kendiliğine öldü. Yani biz boğazlamadık. Şer'i bir surette boğazlanmadı. Bu ölüdür. Kale buyurdu ki yutahhiruhel mâ'u vel qarazu. Evet, o necistir ama yutahhiruha, o deriyi temizler. El mâ'u su vel qarazu qaraz. Qaraz nedir? Bir rakamında diyor ki bir fethil kâfi verra qaraz bâde vâin nâcime. Varaqus silm, silm ağacının yaprağıdır. Vahve neptün yudbağu bihi. Bu bir nebattır ki silm, işte onun yaprağıyla debağ yaparlar. Ve qîle ve kışül billevd. Koza billevd ağacının kabuğudur. Bazıları de böyle demişler. Vel mâna yutahhiruha el karazu bilmâ. Yani suyla bir de o karazı getirdi mi bunlar temizler. Ve dibâgatül cildi bihi. Derin debağı da bundan olur. قَالِهُ الْمُحَدِّسُ الْقَارِيَ اَلِيُّ الْقَارِيَ'dan almış bunu. Debağın birçok usulleri var. Yani su, garaz bunlarının olur, başka maddelerinden olur. Güneşe kurutursan, toprağına, evet. Şeyden yapıyorlar hocam, bizim orada meşenin şeyde var, mozatlar olur hocam. İşte bu dedi ki bu. O mu? Kendi kendisi tabaktan atıver. Söylediği garaz o mu? He. Mezarın peşenin kulakları onun içini çıkarırlar. Ne böyle yuvarlak. Çevretinin içindeki gülün çıkarıyorlar da çıkar onun.
Felit diyorlar işte. Felit'in meyvesi. Meşenin şeysi falan mıdır? Evet. Tamam. İşte bu diyor ki bazıları garaz dedikleri budur. Bazıları demişler ki silim denilen otun yaprağıdır. O da o vazifeyi görüyor, o da o vazifeyi görüyor. Evet. حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث والليث عن كثير بن فرفص فذكر بإسناده مثله وحديث شريف بشك بسند يونس رواية إليه حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا أبو عمر الحضري قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة عن الحسن عن الحارث بن قتادة عن سلمة بن المحبق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم Selam'a rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz da'a bi kurbetin bir kırbeyi, bi kırbetin bir kırbeyi istedi. Min endi mraetin bir kadının yanında bulunan bir kırbeyi istedi ki fiha ma'ud. Onda su var idi. Fekalet o kadın dedi ki inneha meytetun ya Resulallah. Bu kırbenin derisi ölü bir hayvandan yapılmıştır. Meytetin demesi o muhtasar. İnneha meytetun. Yani bu deri bir hayvanın derisidir ki o şer'i bir surette boğazlanmamış. Fekalen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz o kadına dedi ki edebâgfîhâ sen onu debâg ettin mi? Fekalet na'am evet ya Resulullah debâgladım dedi. Fekale dibâguhâ zekâtuhâ işte onun dibâgı nedir? Onun şer'i surette boğazlanması o demek. Nasıl bir hayvanı şer'i surette boğazlarsan sonra ne derler? Zekati şer'iyye. Zekati şer'iyye. Zayn-ı zalına. Yani o onun derisi nasıl temiz olursa bunu da ölünün de derisini de bağırttın o da temiz oldu. Sözüm buradaki gırbadan kasıt su, deri, su kabı. Deriden yaptıkları su kabı. Evet. Fakat cât hazîlâ sâru mütevâtireten işte bu eserler yani divağın deriyi temiz etmesi hakkındaki eserler geldi mütevatireten mütevatir olarak geldi. Fî tahûri tildil meyteti ölünün derisinin temizlenmesinde bir diva diva ile. Vahiyye işte bu eserlerde zahiratül mana, manaları zahirdir öyle tevhile mevhile de bizim yok. Fehiyye öyleyse bu eserler evla daha evladır min hadisi Abdillah ibn Ukeym Abdullah ibn Ukeym'in rivayet eylemiş olduğu hadisten. Ellezî öyle hadis ki lem yedüllenâ o hadiste bize delalet etmedi alâ hilâfi mâ câet bihi hâzîl âsâr. Bu eserlerin getirmiş olduğu hükmün hilâfına delalet eden de bir şey yok. O hadis yukarıda geçti ya biz Ardül Cüheyne'deydik Resulullah Efendimiz'den mektup geldi dedik ölünün hiçbir şeysinden istifade etmeyin. Bu hadis var. Fakat buradaki hadisler zahiretül mana çok deri, debağı kabul ediyor. Peki o birinci hadiste deri, debağı kabul etmez. Böyle hayvanın derisini debağlasanız bile gene murdardır diye bir şey var mı? Yok. Ölüden bir şey istifade etmeyin. Ölünün bir şeyinden istifade etmeyin. Bir hükmü umumi. Fakat deri debağlansa bile gene necistir diye bir şey yok. Bir hüküm yok ama bunlar da diyor ki deri de bağlanırsa temiz olur. Şu halde hadislerin arasını telif ederiz. Yukarıdaki hadis ne demek? Yani debağ edilmezden evvel ürünün hiçbir şeyinden istifade edilmez. Yağından, sinirinden, derisinden istifade edilmez. Yalnız derisi de bağlanırsa istifade edilir. Böyle telif edilir. O vakitte aradaki taarruz da kalkmış olur. فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ Bir adam dese ki اِنَّمَا كَانَ مِنْ اِبَاحَةِ دِبَاغِ جُلُودِ الْمَيْتَةِ Böyle hayvanların derilerinin, debağlarının mübah olması ve taharetaha temiz olması لِذَلِكَ الْدِبَاغِ O debağ ile o derilerin temiz olması اِنَّمَا كَانَ bu oldu قَبْلَ تَحْرِيمِ الْمَيْتَةِ Ölümün tahrim edilmesinden evvel oldu. Öyle hayvan evvelce haram değildi. Onun için devada kabul ediyordu. Fakat sonradan hürrimet aleykümül meytetü ayeti kerimesi nazil olunca böyle hayvan tahrim edildi. Edildiği gibi devada daha kabul etmez. Deva etsen bile gene necis kalır. Dese bir adam ne diyeceksin? Fe innel hüccete hüccet
aleyhi anın aleyhinde hüccet fizalik bu meselede böyle olucudur. Ve delilü ala enne zalik fakat delil neye? Ala enne zalik kâne bâbe tahrimil meyteti biz diyoruz ki bu tahrimden evvel değildi. Tahrimden sonra oldu. Ve enne hâze kâne gayre dâhilin bu dahil olmadı. Fîmâ hurrime minhâ ölüden haram edilen şeylere deri dahil olmadı. Evet. Buna delil nedir? Yani bir ispat edeceğiz. O adam diyor ki ayet hürrimet aleykümül meytetu ayetinden ayetinin nazil olmasından evvel bu derilerde bağlanırsa temiz olur diye hadis-i şerifler gelmişti. Fakat ayeti kerime nazil olduktan sonra bittiği daha o hadislerle amel edilmez. Biz de diyoruz ki hayır Resulullah Efendimizin hadisleri ayetten sonra tahrimden sonradır. Tahrimden evvel değil ki. Ona delil, ona da delil diyor ki enne ibne Ebi Davud kad haddesene. Kale haddesene el-Mukaddemiyyü. Kale haddesene Ebu Avane. Kale haddesene Simaik ibn Harb. Hava haddesene Salih ibn Abdurrahman. Kale haddesene Yusuf ibn Adi. Kale haddesene Ebu Lahves. En Simaik, en Ekrime, en ibn Abbasan radıyallahu anhuma. Kale Abdullah ibn Abbas buyurdular ki ma'atesi şatun li sevdete binti cema'a radıyallahu anha esvacı mutahharattan sevde binti cema'anın bir koyunu öldü. Fekalet ya Resulallah Hazreti Sevde dedi ki ya Resulallah ma'atet fülane işte fülan koyunun ismini söyledi. Bu koyunun ismi şuydu şu öldü. Fülane yani koyun öldü. Yani şate şate kastediyor koyunu. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki فَلَوْلَا أَخَسْتُمْ مَسْكَهَا onun derisini alsaydınız hiç olmazsa derisi zayi olmasaydı yani. فَقَالَ تَزَّتِ Sevde buyurdular ki نَاخُذُ مَسْكَ شَاتٍ biz bir koyunun derisini alalım mı ki katmate öldü. Öyle hayvanın derisini alalım mı ki öyle haram. Demek ki ayeti kerime nasip olmuş. Hürrimet aleykümül meytetü nazil olmuş, ölünün haram olduğunu biliyor. Hazreti Sevde de biliyor da onun için Resulullah Efendimiz keşke derisini alsaydınız dediği gibi dedi ki ya Resulullah ölü hayvanın derisini mi alalım? Bu neye delalet ediyor? Ayet daha evvelde nazil olmuş. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz buyurdular ki اِنَّمَا قَالَ اللّٰهُ Cenab-ı Hak Hazretleri buyurdu. Estaizu billah. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتْعَمُهُ الْآيَةِ Cenab-ı Hak ayeti kerimede böyle buyuruyor. قُلْ حَبِيبِمْ سَنْدَكِ لَا أَجِدُ Ben bulamıyorum. فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ Bana vahy yolundan Kur'an'da bulamıyorum. Neyi bulamıyorum? مُحَرَّمًا haram olan bir şeyi. Kime? عَلَى طَاعِمٍ bir taim yiyen bir adama ki يَتْعَمُهُ yer. Bir taam ki insan onu yer, haram kılan bir şeyi ben görmedim yani. Bende bu yok. El ayet. فَاِنَّهُ لَا بَاسَ بَيْسُلْمَدِي بَاَنْ تَدْبَغُوهُ onu da bağlamakta فَتَنْ تَدْفِعُوا بِهِ onunla menfaatlenmede beis olmadı. Çünkü yemek değil. Şimdi ölü ölürse, ölünün yemesi haram. Derisini yemiyoruz. Bir de bağlanacak. Başka bir şeyde istifade edilecek. Fakat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayetini istidlal etti. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ اِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَتْعَمْهُ Yenilen, yiyecek bir şeyi olur da insan onu yerse ona haram olan bir şeyi bulamadı. Ama bu deri yenilen bir şey değil ki. Deri de bakısından. Buradan istidlal etti. Evet, ölünün eti haramdır. Yenilecek bir şey olursa doğrudur, o haramdır. Ama yenilecek bir şey olmazsa bu da haramdır diye yok. Evet. Balet, Hazreti Sevde diyor ki فَاَرْسَلْ تُولِيهَا Bu sefer ben gönderdim koyuna, bir adam gönderdim. فَسَلَخَتْ مَسْكَهَا Meccariyesini göndermiş, o da gitmiş onu soymuş. فَدَبَغَتْهُ Ondan sonra da daba alamıyor. Resulullah Efendimiz'in emrini. فَاتَّخَذْتُ مِنْهُ قِرْبَةً diyor ki ben ondan bir kırbe ittihaz ettim. Hatta teharrakat. Hatta o kadar işlettim ki yırtıldı. Parçalandı. فَسِيَادَ الْحَدِيثِ Bu hadisi şerif dolucudur ki
enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz lemmâ sâletü an zâlik vaktaki Hazreti Sevde sual etti ki ölünün derisi alınır mı diye sual etti. Fara aleyhel ayet. Bu ayeti kerime Resulullah Efendimiz okudu. Elleti öyle ayet ki nezele fiha tahrimul meyteti. Ölünün tahrimi olan ayeti okudu. Bu ayet kerime şeyden sonra innemme hurrimmet aleykumul meytetü veddemü ve lehmü hurrimmet. Bu ne velinde mi sorumda mı bu? Kulla ayeti diyor aleyhi. Onun sonunda. İşte bu ayeti kerimede bak, ayeti kerime tahrim olmuş. Resulullah Efendimiz'in bu hadisesi ayetin nüzulundan sonra olduğunu delalet eder. Fe'alemmeha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Sevde'ye bildirdi. Bizalif bu ayetle ki ennemâ ul bi şey ki hurrime aleyhim Müslümanlara tahrim edildi. Bitilkel ayeti bu ayetle haram edilen şey mineşşâti koyundan hinematet öldüğü vakıtta innemâ huve aman ancak o tahrim edilen şey ellezî öyle bir şeydir ki yut'amu minha ondan yenilir. Yani yenilen bir şey olursa o tahrim edilir. İzâ zübdiyet eğer tesbih edilirse lâğır gayrisi değil. Evet. Bir hayvan ölürse onun yenilecek şeyleri Müslümanlara haramdır. Yenilmez. Evet. حِنَمَا تَسْئِنَّ مَهُوَ الَّذِي يُسْعَمُ مِنْهَا اِذَا زُبِّيَتْ لَا غَيْرٍ وَاَنَّ الْاِنْتِفَعَ بِجُلُودِهَا onun derilerinden, ölülerin derileriyle intifa etmek اِذَا دُبِغَتْ bağlandığı vakıtta غَيْرُ دَاخِلٍ dahil değildir. فِي ذَٰلِكَ الَّذِي اُلْ بِشَيَا كِ حُرِّمَ مِنْهَا o öyle hayvandan tahrim edildi. Demek ki bir hayvan ölürse haram olan onun etinin yenilmesidir. Yoksa derisinin devamını alıp da devamını bu caizdir. Buyur Ali Efendi gel. وَقَدْ رَوَى عُبَيْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبْدِ اللّٰهِ اِذَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبْدُ اللّٰهِ de rivayet eyledi. Ali bin Abbas'ın radıyallahu anhüme Abdullah bin Abbas'tan rivayet eyledi. نَحْوَمْ مِنْ ذَالِكْ buna benzer bir rivayet eyledi. Haddesena Yunus'u قال أخبرنا ابن وهب Ubeydullah'ın rivayeti bu. Yunus rivayet ediyor. Buyuruyor ki قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنبر فنز وجد شاة ميتة öyle bir hayvanı buldu. Öyle hayvan ki وَعْفِيَتْهَا مَوْلَاتٌ لِمَيْمُونَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا مِنَ الصَّدَقَةِ Hazreti Meymune'nin cariyesine sedekeden verilmişti ona. O hayvan ölmüş. Resulullah Efendimiz onu ölü gördü. فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz ona buyurdu ki Hocam ne okuyorsun? Hadis. Ne hadis? اِنْتَفَاتٌ بِجِلْدِهَا Keşke bunun cildiyle intifa etseydiniz. Buyur gel oturuyor oraya otur işte baba. Yani madem bu ölmüş, bunun eti yenilmez ama bunun derisinden istifade etseydiniz. Kalu dediler ki innaha meytetun. Ya Resulallah bu ölü. Derisinden nasıl istifade edelim diye sordular. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki innema hurrime ekluha. Ölü hayvanın tahrim edilen şey onun etidir. Yoksa derisi değildir. Fedelle zalik. Bu hadisi şerif delalet ettik. Hocam hurrime tahrim edildi mine şati koyundan bir mevkiha koyunun ölmesiyle tahrim edilen şey bu o nedir? Ellezi öyle bir şeydir ki yuradu minha o koyundan murad edilir lil ekli ekli için o da nedir? İş yağı var, eti var, mesela ciğeri var işte tahrim edilen şeyler bu yiyilecek şeylerdir la gayru zalik o yiyilen şeylerin gayrisi değildir min cülûdihâ ve asbihâ onun derisinden veyahut da sinirlerinden başkaları buna dahil değildir. Evet. فَهَذَا وَتْشُهَذَا الْبَابِ İşte bu babun ve çubuğun min tariqil asaha. Ha! Tariq asaha. İler buyur. O kaste, o kaste, o kaste. Hazel bab min tariqil asaha. Vazileri! Bu eserlerin, eser tariqiyle zikredilen rivayetler bu kadardır. Bir de kıyas tariqiyle. Bu bak hangi babı değil, neyi okuyorduk biz? Ha, evet, ölü bir hayvanın derisi
hadisle bağlanırsa kendisi olur mu olmaz mı? Evet, ulema ikiye ayrılmış. Bir kısmı olmaz demişler. Bir hadisle istidlal etmişler. Diğerleri de olur demişler. Onlar da daha birçok hadislerle istidlal ettiler. Evet, o ilk evvelki hadisinin istidlal edenlere de cevap verdi. Bir de bunu kıyasla ispat ediyor. Caiz olduğunu kıyasla ispat ediyor. وَاَمَّا وَجْهُهُ مِنْ تَرِيْفِ النَّظَرِ Böyle bir hayvanın derisinin tabağla temiz olması kıyasen nezeren فَاِنَّا قَدْ رَئِيْنَا Biz gördük. El asla bir kaideyi gördük, bir aslı gördük. Öyle kaide ki el müctema aleyh. Kanun üzerine her iki tarafça da icma olunmuş. Her iki taraf da bunu kabul etmiş. Bu kaideyi gördük. O da ne der? Ennel asire. Üzümün suyu. Sıkarsın suyunu çıkarırsın. Asir derler ona. La bese bişür bihi. Onu içmekte beis yok. Üzümü sıkarsın. Onun suyunu alırsın, içersin. Bir beis var mı? Yok. Vel intifa'i bihi. Onunla intifada da beis yok. İstersen iç, istersen bir yerine sür, istersen bir deva yapar. Evet. Mâ lem yehdüz hadis olmadıkça fihi o üzümün suyunda sıfatul hamri hamrın sıfatları, alametleri hadis olmadıkça onunla intifa halaldır. Üzümü sıkarsın, suyunu içersin, yapıp terkim edersin, şişeye koysun. Bozulmaz kalır, ne kadar kalırsa kalsın. Üzüm suyudur o. O halaldır. Ne vakıda kadar? Hemrin sıfatları ondan zahir oluncaya kadar. Hemrin sıfatı nedir? Aklı izale eder. İçtim mi aklı izale eder? İşte hemrin sıfatı o. O vakıtta helal olmaz. Şimdi üzümün suyunu korsun. Bekler. Eşkir. Ondan sonra köpüğünü dışarı atar. Köpüklenir. Sonra köpüğü de durulur. Artık safi zülal gibi olur. İşte bu hemir olurdu. Kaynatmadan öyle kendi kendine eşkir ve köpüğünü de atar. O hemir olur ki onun katresini ağzına koyanı sesinde yenik vurulur. Sarhoş olsun olmasa. Sonra necaseti galizedir. Ne içilir? Ne de intifa edilir. Hatta bir hayvanın yarası bile hamrinin tedavi edilmesi caiz değil. Şimdi diyor ki gerek öte tarafta gerek veri tarafta ulemanın hepsi icma etmişlerdir ki üzümün suyu caizdir. Onunla intifa da caizdir. Ne vakıda kadar? Hamir sıfatları hadis oluncaya kadar. Hamirin sıfatları hadis oldu mu o hamir olur. Hamir olur o vakit intifa edilmez. Aleykümselam. فَاِذَا حَدَسَتْ ف۪يهِ Üzümün suyunda hadis olduğu vakitte, sıfatul hamri, hamrin sıfatları hadis olduğu vakitte haruma haram olur, bizarik bu sıfatları sebebiyle. Bu üzümün suyunu istimal etmek daha caiz olmadığı ne sebeple? Bizarik, hamrin sıfatları hadis olması dolayısıyla. Bu kaidede her iki taraf müttefik. ثُمَّ لَا يَزَالُ O daim olur. Haramın kezalik. Yine böylece haramdır. Yani hâda haram kezalik. Esas kaide sünne la yezâlu haramen kezalik. Böyle olması icap eder. Fakat elif olmadığına göre yani o terkip de caiz. Sünne la yezâlu sonra zâil olmaz, daim olur. Cümlesi yazarının faili olur. Yani hâda haramın kezalik. Yine böylece bu haramdır. Hamir sıfatları zahir oldu mi bu haram olmakta devam eder hatta tahtüse fihi hatta onda hadis ola sıfatul halli sirkenin sıfatları hadis ola sirkenin sıfatları hadis oldu mi o vakitte helal olur bir hamir ne vakitte sirke olur içine tuz atarsın yahut ekmek atarsın yahut da sirkenin içinde maya tabir olunan bir sert bir madde olur. Dana tabir ederler. Ondan alır atarsın. Üzerinden de zaman geçer. O ekmek yahut tuz yahut da o maya o hamri sirkeye kalbeder. Olur sirke. Bir de bakarsın olmuş sirke. O vakitte halal olur. Evveli halal. Ortası haram. Sonu halal. Evet. فَاِذَا حَدَسَتْ ف۪يهِ صِفَاتُ الْخَلِّ Sirkenin sıfatları o hamirde hadis olduğu mu halde halal olur.
Evet. Bu kaide her iki tarafça da kabul edilmiş. Fekâne yehillü. Fekâne asir oldu. Yehillü helal olur oldu. Ve hudûs-ı sıfatı sıfatın hudûsiyle helal oldu. Yani sirke sıfatları hadis oldu mi helal oldu. Ve yahrumu haram olur. Ve hudûs-ı sıfatın bir sıfatın hudûsiyle. Öyle sıfat ki gayriha hallin. Başka bir sıfat yani hallin sıfatı değil de hamrin sıfatları. Zuhur etti mi vakitte haram olur. Demek ki üzüm suyunda iki sıfat oluyor. Birisi halal kılıyor, birisi haram kılıyor. Haram kılan hangisi? Hamrin sıfatı. Halal kılan hangisi? Hallin sıfatı. وَاِنْ كَانَ بَدَنًا وَاحِدًا Her ne kadar o bir şey ise de, bir beden ise de. Küpü doldurduk. Ne doldurduk? Üzüm suyu doldurduk. Üzüm suyu değişmiyor. O helal. Ta hamir sıfatları hadis oluncaya kadar. Hamir sıfatları hadis oldu mi? O kendiliğinden oldu necis. Değiştik mi küpün içindekini? Yok. Ondan sonra onu sirkeye tebdil için ilaç yaptık. Sirke oldu. Yine o küpün içindeki şey değişmedi. Olduğu halde değişmediği olduğu halde bu sefer de helal oldu. Şu halde helal kılan ne oldu? Sıfat. Haram kılan ne oldu? Sıfat. O şeyin kendisi mevcut. فَالنَّزَرُ عَلَى ذَٰلِكَ Öyleyse buna kıyasen en yekûne ola kezalik böylece ola cildül meyteti ölünün derisi de böyle ola buna kıyas edersekse o da bunun gibi olur. Bir sıfat ariz olur o deri temiz olur. Bir sıfat ariz olur, necis olur. Yahrumu ölünün derisi haram olur bi hudûsi sıfatil mevt ölüm sıfatı hadis olmakla fihi onda. Hayvanın üzerindeyken temiz idi. Fakat hayvan öldüğü gibi derisi de muhtar oldu. Şimdi onu mırdar eden, o deriyi mırdar eden ne oldu? Ölüm sıfatı. Ölüm sıfatı onda hadis olduğu gibi deri mırdar oldu. Ve yahillu o deri helal olur bi hudûsi sıfatil emtiati metalanmak, faydelenmek sıfatı hadis olmakla fihi o deridir. O da neyle olur? Evet, emtiada neden? Mine siyabi elbiselerden ve gayriha elbiselerinin gayrisinden gerek elbise gibi o deride elbise yerinde kullanılıyor. Onunla intifa ediliyor. Bu sıfatta hadis olduğu gibi fihi o deride o vakitte de temiz oluyor. O da neyle olur? Divağıyla olur. Demek ki deri aynı deri. Ölüm sıfatı hadis oldu davadan evvel. O sıfat onu necis etti. Ondan sonra onu da bağladık, eşya hükmüne girdi. Nasıl bir elbiseden istifade ediyorsa ondan da öyle istifade etmeye başladık. Meta sıfatına, eşya sıfatına girdi. Bu vakitte de helal oldu. Şimdi bu ne kıyas yaptı? Deriyi neye kıyas yaptı? Üzüm suyuna. Üzüm suyu nasıl ki bir sıfat geliyor helal ediyor, bir sıfat geliyor haram ediyorsa deride de bir sıfat geliyor necis ediyor, bir sıfat geliyor temiz ediyor. Evet, necis yapan sıfat ne? O deride ölüm sıfatının hadis olması. Temiz eden ne? Deba vasfının onda bulunması. وَاِذَا دُبِعَ Deri deba edildi mi? Fesare olur. كَلْ جُلُودِ damağlanmış deriler gibi, cülü temiz deriler, boğazladığın bir hayvanın derisi nasıl temizse, bu ölü hayvanın derisinde debağ ettin mi, o da öyle temiz olur. وَلَمْتِعَةِ Diğer eşyalar gibi olur. Mesela seccade olsun, bez olsun, ketan olsun, bunlar nasıl temiz istifade ediliyorsa, o deride o hükme girer. Fakat hadeset, hadis oldu debağ vasıtasıyla, fihi o deride sıfatül helal, helal sıfatı hadis oldu. فَالنَّزَرُوا عَلَى مَا زَكَرْلَى Bizim bu zikrettiğimiz kaideye nazaran en yehille helal olmaktır. Eyda o derinin istemali helal olmaktır. بِحُدُوثِ تِلْكَ sıfatı o sıfatın hudusiyle fihi anda. O sıfat ne? Eşya hükmüne girmesi. Debağ edildiği gibi o ölü sıfatından, ölü bir deri sıfatından çıktı. Diğer eşyaların hükmüne girdi, kumaşların hükmüne girdi. İşte o kumaş hükmüne girmesi onu temizletti.
kumaş hükmüne girmesi de ne sebebiyle oluyor? Bu da bağ vasıtasıyla. İşte bu bir delil. Yani böyle bir hayvanın derisini deba etmekle temiz olur. Bunu neklen ispat etti birçok hadis-i şerifler zikretti. Ondan sonra bir de akliyle ispat etti. Nekli ve akli. İki suretle ispat etti. Bir hüccet daha var. Diyor ki ve hüccetun uhura. Diğer onları giyiyordular. Peygamber Efendimiz bunları çıkarın diye, atın diye emretti mi? Diyor ki lem ye'murhum. Peygamber Efendimiz emretmedi onlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bi tarhini alihim, nalinlerini atın diye emretmedi. Nalin bildiğimiz medes, işte deriden yapılırdı. Bu ne emretmedi? Ve hifafihim, meslerini atmakla emretmedi. Ve enta'ihim, derileri. Enta, sufra bezi gibi yaparlar, sererler, üzerinde otururlar, yemek yerler, başka şeyler de kullanırlar, sufra bezi gibi yapardılar deriler. Buna da netea derler. Bunları atmakla emretmedi. Elleti öyle ni'al, öyle hifaf, öyle netea ki kânû ittehezûhâ ashâb-ı kirâm, onları ittihaz ettilerdi. Şey, hâli cahiliyetin, cahiliyet zamanında ittihaz etmişlerdi. Müslüman olmazdan evvel o mesi yapmış, o nalini yapmış, o sufrayı yapmış, onları öyle istimal ederdiler. Müslüman oldukları vakitte Resulullah Efendimiz bunlar necistir dedi mi? Yok. Sonra onların kestikleri murdar değil miydi? Murdar idi. Ha kendi başına ölmüş, yahut da kendileri kesmiş. Gene necis. Niye? Şer'i bir surette kesilmemiş ki. Öyle olduğu halde Resulullah Efendimiz bunları atın diye emretmedi. Bu da delildir. Evet. Bunlar cahiliyet halinde ittihaz ettiler. Ve innemâ kâne zâlik. Bu onlardan oldu. Min meytetin, ölüden oldu. Ölü hayvandan yaptılar bunları. Ev min zebihatin, yahut da kesmiş olduğu hayvandan yaptılar. Fe zebihatuhum. Peki o zamanki kesmiş oldukları hayvanın zebihe şekli neydi? Yani Müslümanların emrettiği gibi Bismillahi Allahu Ekber der mi keserdiler? Yok. Fe zebihatuhum hineyzin, cahiliyet zamanındaki zebihaleri. İnnemâ kânet oldu zebihete ehli levsân, putperestlerin zebihesi oldu. Götürüp puta keserdiler. Putun ismini zikrederek keserdiler ki o zaten murdar. Ha vurmuş öldürmüşsün, ha da götürmüş o puta kesmiştir. Fehiye işte o deriler fi hurmetiha, haram olmasında ala ehlil İslam, ehli İslam üzerine cahiliyet zamanındaki ittihaz edilen o eşyanın istimalinin haram olması ki hürmetin meyteti, ölü bir hayvanın haram olması gibidir. Farkı yok. Ha ölü bir hayvanın derisinden bir alet ittihaz etmişsen, ha da cahiliyet zamanından kalma bir deriyi istimal etmişsen, farkı yok. Öyleyken Resulullah Efendimiz bunları atın demedi. Ya atın demediğin için, çünkü onlar temiz de onun için. Neyle temiz olmuşlar? Dabağ ile. Oraya getirdi. فَلَمَّا لَمْ يَمِرْهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Vaktaki Peygamber Efendimiz emretmedi. بِتَرْحِ ذَٰلِكَ وَاَشْيَالَرَنْ atılmasını emretmedi. وَتَرَكَ terk etti. اَلْاِنْتِفَاءَ نَفِعَلَمَّيْ بِهِ وَاَشْيَالَرَ. Gene ayağında mes giyiyor, ayağında nalin giyiyor, yahut da deri etmiş, onu kullanıyor, istimal ediyor. Sebete sabit oldu ki enne zalik, bu kâne kad harece, çıktı min hükmül meyteti ve necasete, ölü hükmünden ve necis olma hükmünden çıktı, temiz sayıldı. Ne sebebiyle? Bir deba vasıtasıyla necis olmaktan çıktı. Neye çıktı? İlâ hükmü sâiril emtiâti, diğer eşyaların hükmüne çıktı. Ve taharetiha, bir de temiz olması hükmüne çıktı. Nasıl ki bir kumaşı istimal edersen, bezi, ketani istimal edersen helalsa, deba olunmuş deri de o şekilde sayılır, o da helaldir, necis değildir. Bu da ikinci delil. Ve kezâlike kânû, yine böylece oldular ashâb-ı kirâm. Mâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizle beraber oldular. İzeftetehû, fethettikleri vakıtta, büldânel müşrikîn, müşriklerin beldelerini, şehirlerini fethettikleri vakıtta,
la ye'muruhum, Resulullah Efendimiz onları emretmezdi. Ve en yetehamu, tehamu etmekten, yani kaçınmaktan, kaçınmayı emretmezdi. Evet. Neyi? Neden? Hifafehum ve ni'alehum ve enta'ehum ve saire cülûdihim. Bir beldeyi fethettiler. O belde ehli şirk idi. Onların nesleri var. Su, deriden ittihaz edilmiş kapları var. Nalınları var. Bunlardan kaçının. Bunları giymeyin diye Resulullah Efendimiz emretti mi? Etmedi. Necis olsa emrederdi ki bunlardan kaçının. Emretmedi. فَلَا يَخُذُوا مِنْ ذَٰلِكَ شَيْيًا. Onlara emretmedi ki bunlardan bir şey almayın. Böyle bir şey emri yok. بَلْكَانَ. Belki Resulullah Efendimiz oldu. لَا يَمْنَعُهُمْ. Müslümanlara men, Müslümanları men etmezdi. Şeyen hiçbir şey. Hiçbir şey Müslümanlardan men etmezdi. Neyle istifade ederlerse isimler. مِنْ ذَٰلِكَ. Bu meslerden, nalınlardan, netiyelerden. فَذَٰلِكَ دَلِيلُ نَيْدَا. İşte bu da bir delildir. Ala taharetil cülud, derilerin temiz olmasına delildir. Ne vasıtasıyla? Bir diba, bağlanmak vasıtasıyla. Bu da delildir. Fakat bu iki delil, sonki deliller, üç delil hatta. Üç delil kıyasıdır. Birisi ne? Üzüm suyunun, onda hamir sıfatı zahir olur, haram olur. Hal sıfatı zahir olur, helal olur. Bir bunu kıyas edin. Öyleyse deri de böyle. Ölülük sıfatı onda zahir oldu mu necistir. Fakat diba hükmü oldu mu o ne şeyi diğer eşyanın hükmüne çıkarıyor, temiz oluyor. İkinci delil neydi? Yeni Müslüman olan müşriklerin üzerindeki nalınlarını, meslerini, başka bir şeylerini Resulullah Efendimiz kaldırın atın demezdi. Demek ki temiz idi. Tebaale temiz oluyor. Üçüncüsü de Resulullah Efendimiz fethettiği yerlerde sakın bunların derilerini istimal etmeyin, mislerini giymeyin diye emretmedi. Bilakis mübah kıldı, hepsini istimal edin. Bunlardan anlaşılıyor ki kıyasen daba ölü bir deriyi necislikten çıkarıyor, temiz yapıyor. Ama zaten bize bu akli delilleri getirmeye lüzum yok. Neklen sabit oldu. Bunları da getiriyor ki daha ziyade kuvvetli olsun senin bu meseledeki hükmün kati olsun, şekli şüpheyi düşünüyorsun. وَلَقَدْ رُوِيَ فِي هَذَا. Bu mesele hakkında rivayet edildi. Yani Cabir ibn Abdillah, Hazreti Cabir'den. مَاشُلْ بِرْ رِوَيَتْهِ قَدْ حَدَّسَنَا فَهْتٌ. Bize Fehd rivayeti iledi. قَالَ اَبُوْ غَسَّانْ قَالَ حَدَّسَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَتَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ. Cabir ibn Abdullah'dan rivayet eyledi ki قَالَ كُنَّا نُصِيبُ مَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Biz Resulullah Efendimizle beraber gazalarda isabet ederdik. فِيمَ غَانِمِنَا. Ganimetlerimizle, yani küffarı vurup onları mağlup ettiğimiz vakıpta aldığımız mallara aldıkları mallara ganimet verdiler. İşte bu ganimetlerimizle biz isabet ederdik. مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Müşriklerden. Müşriklerden aldığımız ganimetlerde isabet ederdik. Yani teksim neticesinde bize de düşerdi. El esqiyete sika. Su kapları, kırbeler. Deriden yapılmış su kaplarına bize de isabet ederdik. Ve nektesimuha, bunu teksim ederdik. Ve küllüha meytetü. Halbuki o deriler öyle hayvanlardan yapılmıştı. Fenentefi'u bizalik. Biz bunlarla intifa ederdik. Yani su kurduk. İstemal ederdik. Fedelle zalik. Bu hadiste, bu rivayette delalet etti. Alâ mâ zekerna. Bizim zikrettiğimiz kaideye, hükme delalet etti. Yani bunlar öyle hayvanların ama fakat tebav edilmiş, temiz olmuş. Onun için Resulullah Efendimiz men etmemiş. Ve hâzâ Câbirun radıyallahu anh. İşte Câbir ibn Abdullah. Yekûlu hâzâ, bunu buyuruyor. Ve kad haddesan Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Halbuki Hazreti Cabir Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi ki ennehu kal. Peygamber Efendimiz buyurdu la tentefi'u minel meyteti bir şey. Ölünün hiçbir şeysinden intifa etmeyin diye rivayet eden kim? Hazreti Cabir. Hazreti Cabir bu hadisi rivayet eylediği halde yine kendisi diyor ki biz küffardan aldığımız ganimetlerin içerisinde kırbalar olurdu.
Bunlar ölü derilerinden yapılmıştı. Bununla intifa ederdi. Bu hadisi bir de bu sonki Hazreti Cabir'in rivayetini bir araya getirirsek birbirine zıt mı olur yoksa araları telif edilir mi? Tabi biz öteki hasim diyecek ki birbirine zıttır. Biz hadisi alırız, Cabir'in sözünü almayız diyecek. Biz de diyeceğiz ki hayır arada zıddiyet yoktur. Evet, bu arası telif edilir. Niye? Cabir radıyallahu anh bu hadisi rivayet ettiği halde sonradan bunu söylüyor, o hadisi anlamadı mı? Demek ki hadisi anlamakta ters anlamak var. Hadiste yani ölü ölü olduğu halde hiçbir şeyinden istifade etmeyin. Onun derisinden de bile istifade etmeyin. İlla ki debağ edersin su vakit istifade edin, tamam. Bir hayvan öldü, onun derisi de necis oldu, siniri de necis oldu, eti de necis oldu. Ondan istifade etmiyoruz biz zaten. Ne vakit? O derisini alıyoruz, ondan sonra debağlıyoruz, o debağlamak onu temiz ediyor. Onun için Resulullah Efendimiz de müşrikler debağ yapardı. Böyle hayvanlarından o derileri alırdılar ama fakat onu debağ yapardılar. Resulullah Efendimiz bunu bildiğinden ve debağ da o deriyi temizlediğinden men ediyor. İşte hadislerin arası telif edildi. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ Bu olmadı. عِنْدَ Hazreti Cabir indinde بِمُضَادِ زِدْ olmadı. لِهَذَا rivayetine kendi sözü rivayet etmiş olduğu hadise zıd olmadı. فَسَبَتَ sabit oldu ki اَنَّ مَعْنَى حَد۪يسِهِ Hazreti Cabir'in hadisinin manası kimden hadisi rivayeti? An Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'den. Ne hadisi? لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ Ölünün hiçbir şeyinden istifade etmeyin diye bu hadisi. غَيْرُ مَعْنَى حَد۪يسِ الْاَخَرِ Öteki hadisin manasının gayrısıdır. Kendisinin biz müşriklerden aldığımız şeylerde ölü derilerinden yapılmış kirbeler var idi. Bunu da teksim ederdik, intifa ederdik. Bundan ölünün hiçbir şeyinden istifade edilmez. Bu iki hadisinin manası bir değil. Birincisinin manası başka, ikincisinin manası başka. وَاَنَّ الشَّيْءَ الْمُحَرَّمَ Haram olan şey مِنَ الْمَيْتَةِ ölüden فِي ذَٰلِكَ الْحَد۪يسِ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الْمَيْتَةِ بِشَيْءٍ hadisinde هُوَ اُوْ غَيْرُ الْمُبَاحِ Mübah olanın gayrısıdır. Öyle mübah ki فِي هَذَا الْحَد۪يسِ Bu ikinci sonki hadiste. Sonki hadiste mübah olan ne oldu? Debağ edilen deriler temizdi. Bu mübah kılındı. Öyleyse derinin gayrisi başka bir şeyden istifade etmeyin. Bir hayvan öldü mü? Yalnız onun derisi deba kabul eder. Eti deba kabul etmez. Siniri deba kabul etmez. Onlar haram olduğu gibi haram kalır. Yalnız deriler deba kabul ettiğinde o müstesnadır, o mübahtır. فَكَذَٰلِكَ اَيْذَا yine böylecedir. مَاوُلْ bir hadis ki رَوَى عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عُكَيْمِ عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ Abdullah ibn-i Ökeym'in Peygamber Efendimiz'den rivayet etmiş olduğu hadis de böyledir. O da neden? مِمَّا نَهَا عَنَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ Ol bir hükümden ki, مِمَّا ol bir şeyden ki, neha Resulullah Efendimiz'e nehyetti. عَنَ الْاِنْتِفَاعِ بِهِ O şeyle intifa etmekten, مِنَ الْمَيْتَةِ ölüden, ölünün hiçbir şeyinden istifade etmeyin diye Abdullah ibn-i Ökeym rivayet etti ya. وَهُوَ işte bu hadis, غَيْرُ مَا Ol bir şeyin gayrısıdır ki, اَبَاحَ Resul-i Ekrem Efendimiz'in mübah kıldı fi hadi ilasar bu rivayet etmiş olduğumuz eserlerde, rivayetlerde. Neden o mübah olan şeyde? Min ühü biha öyle bir hayvanın derilerinden. Mübah olan şeyin gayrısıdır. Öyle ühüb ki el medbuğat öyle deriler ki debağ edilmiş. Abdullah ibn Ökeym'in rivayet etmiş olduğu hadis debağdan evvel ölünün hiçbir şeyinden istifade etmeyin. Zaten eti yenmez. Siniri, kemik, yağı bunlar da alınmaz. Derisi debağ olmamışsa debağ da o da necistir. Sonradan rivayet ettiğimiz hadislerde debağ onun temizleyicisidir. Öyleyse demek ki yalnız deri müstesnadır. Öyle bir hayvanın derisini debağ ederseniz o temiz olur, diğerleri temiz olmaz. Bu vakit ilk hadisin manaları başka başka oldu. Böyle niçin yapıyoruz, telif ediyoruz? Hatta tettefika hadi lafer hatta bu rivayet etmiş olduğumuz hadisler müttefik olsun ve la yudad ba'daha ba'den ba'si ba'sine zıddı olması.
Ve hâzellezî, işte bu bir hükümdür ki zehebnâ ileyk, biz ona zahip olduk fî hâzel bâb. Bu babda İmam-ı Tahavi diyor ki bizim zahip olduğumuz bu hüküm ki ölü hayvanın derisi temiz olur dabağla. Min tehâreti cülûdil meyteti biddebâb. O da ne? Dabağ ile ölülerin derisi temiz olur bizim zahip olduğumuz bu hüküm. Kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahimahumullahu teâlâ. Bu üç imamın kavli de budur. Evet. Ve kuvvetli de çünkü hem rivayetler çok hem de ölünün derisi necistir diyenin tafsilatını almıyor. Ölünün hiçbir şeyinden istifade etmeyi etmiyoruz. Debağ olursa diyor ki debağ olsa da bir istifade etmeyin. Halbuki yok ki hadiste. Hadiste var mı ki? Hangi hadiste geçti ki debağ olsa bile ölünün derisi murdardır? Hiçbir rivayette yok. Bilakis debağ olursa temiz olur diye rivayetler var. Onun için ölünün derisi debağ kabul etmez diyenlerin kavli pek zayıf. Neklen zayıf olduğu gibi aklen de zayıf. Çünkü Resulullah Efendimiz'den vesseydi ki ölünün derisini debağ etseniz bile necistir. O vakitte dedi ki hadisleri, delilleri kuvvetli. Bilakis yok. Ölü ölü olduğu halde hiçbir şeyinden istifade etmeyin. Bu hadisi alıyor, bu mutlak. Öyle öyle olduğu halde devada edilmese deri o da murdar. Biz böyle diyoruz. Fakat diğer rivayetlerde diyor ki devada edersiniz temiz olur. Mesele bitmiştir. Bu eti yenilen hayvanlardan mı bu diba mesele? Işte, bütün hayvanlar. Bütün. Kınzırdan başka. Domuzda geçerli değil. Kınzırdan başka. Kınzırın eyni necistir. Şafiilerde bir de köpek. Hatta Şafiilerde köpek kabul etmez. Yalnız o köpeğinden kelp bizde köpek de kabul eder. Evet. Diğer hınzırın eyni derisi olduğundan bir de Beni Adem'in kerameten o da dabağ etsen bile derisini kullanmak caiz değil de necis olduğundan değil de Beni Adem'i ittikaz etmesinler soyup da derisini bir şey yapmasınlar diyor. Kerameten. Hocam şimdi bir mesele kalıyor burada. Bu